Kameralarımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe kongresi öncesi halka hitap ediyor. Değerli kardeşlerim, hava bugün gayet güzel. Sizler de güzelsiniz. Coşkunuz, heyecanınız, her şey güzel. Rabbim bu güzelliğinizi, bu birlikteliğinizi daim kılsın. Değerli kardeşlerim, hatırlarsanız 16 yıl önce partimizi kurduğumuzda bir şey söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Yine gideceğiz gündüz gece. Durmak yok. Yola devam. Zira işimiz çok. Yapacağımız iş çok. Ve millet bizden çok şeyler bekliyor. Şunu unutmayın. Dünya bizden çok şeyler bekliyor. Hamdolsun. 15 yıl önce aldığımız Türkiye neydi? Bugünkü Türkiye ne? Nereden nereye geldi? Kişi başına milli gelirin 3.500 dolar olduğu Türkiye'den hamdolsun 11.000 dolara geldik. İhracatımızın 36 milyar dolar olduğu Türkiye'den hamdolsun 159 milyar dolara geldik. Ve ondan da öte hatırlayın. Hatırlayın. Değerli kardeşlerim, IMF'e borcumuz neydi? Bak şimdi. Bak bilmiyorsunuz. Unuttunuz. Niye? Hafızayı beşer, nisyan ile mahlul. Hep başarılar unutulur. 23,5 milyar dolar borcumuz var. O zaman. Hep ne diyorlardı? Bizi bu adamlardan kurtarın. Değerli kardeşlerim, 2002 Kasım 23,5 milyar dolar. 2013'te biz bunu ne yaptık? Sıfırladık. Sıfırladık. Artık IMF Türkiye'nin borcu, Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Şimdi 120 milyar dolar. Bak nereden nere. Bunlar durup dururken olmadı. Yan gelip yatarak olmadı. Koşarak oldu. Çalışarak oldu. Ve hamdolsun bugüne geldi. Fakat bunları biz yeterli bulmuyoruz. İşte buyurun. Türkiye büyümede ne yaptı? 7,4 ile G20 ülkeleri arasında bir numara oldu. Bir numara. G20 ülkelerinde kimler yok? Amerika'sı var, Çin'i var, Rusya'sı var, hepsi var. Bir numara Türkiye. 7,4. Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. Ekonomi şöyle, ekonomi böyle filan falan. Dikkatli olmamız lazım. Ya dikkatli her zaman olacaksın zaten. Dikkatli olmadığın zaman en büyük trafik kazasını sen yaparsın. Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın. Ha. Sen kalkar da
faizli bir ekonomiyle ülkeyi yönetmeye devam edersen işte o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da ne yapacağız? Kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin yapar. Fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Ha açık söylüyorum. Devletin bankaları da bu işin içindedir. Ve bu işi çözmemiz lazım. Ve çözeceğiz. Er geç çözeceğiz. Çünkü bizim aldığımız bu noktadaki eğitim budur. Biz George'un ağzına bakarak hareket edemeyiz. Hans'ın ağzına bakarak hareket edemeyiz. Eğer onların ağzıyla hareket etseydik 15 yıl önceki Türkiye neyse bugün de olurdu. Biz onların ağzına bakmadık. İşte gerek başbakanlığın dönemi, gerek cumhurbaşkanlığımız döneminde hep bunları yıkmaya çalıştık. Başarılı olduğumuz zamanlar oldu, olamadığımız zamanlar oldu. Ama bunu çözmemiz lazım. Ve bütün adımlarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Kardeşlerim, benim sizden ricam var. Ama işte emrediyoruz da bu emirler yerine gelmiyor. Peki. Diyorum ki bunu biliyorsunuz değil mi? Ne bu? Rabia. Bunun içinde ne var? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Tek millet nedir? Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla, Romanıyla tek millet. Tamam? Zira biz Allah'ın kullarını yaradılanı severiz, yaradandan ötürü seviyoruz. Bizde ayrım yok. Öyleyse şimdi geliyorum bir şeye daha. Rabia'mız. Kalkmıyor elleriniz. Heh şöyle. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Tamam? Birbirimizi bizim memleketlidir, akrabadır. Ondan dolayı sevmeyeceğiz. Allah için seveceğiz. Tamam? Aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Biz AK Partiliyiz. Biz farklıyız. Farkımızı da bununla ortaya koyacağız. Ve onun için Mart geliyor. Tamam. Şimdi ben buradan ana kademeye soruyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kollarına soruyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençlere soruyorum. Gençler, lise son, üniversite, tüm gençliği kucaklamaya var mıyız? Maşallah. Ve şimdi hedef %56'nın üzerinde bir oyu Pendik'te almak. Tamam. Sizden bunu bekliyoruz.
Ve değerli kardeşlerim, artık Mart değil hedef. Şimdiki hedef hem Mart hem Kasım. Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Parlamento seçimi var. Tamam. Ona göre durmak yok. Tek bayrak. İşte bayrağımız. Ve 3 tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Ve işte bugün itibariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3820. Tamam. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Ve 4 tek devlet. Tek devlet. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Öyle yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş, böyle bir şey tanımıyoruz biz. Sen Pensilvanya'da devletini kur, hayırlı olsun. Tamam. Olay bu. Kardeşlerim, şimdi hep beraber, beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Pendik'i hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. İstanbul aşığı, Türkiye sevdalısı lider, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz.